Ladies and gentlemen, hanımlar beyler, Pint Panda TV ekranlarına yepyeni bir Black Ops bölümüne hoş geldiniz. Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Geçtiğimiz iki bölüm için biraz hak vermişsinizdir. Kısaydı ama bayramdı. Evet, şimdi şöyle uzun. Lan rahmetli başkan, hep de sen çıkıyorsun ha. Uzun bir bölümle özlem giderelim. Buyursunlar, senaryo, görev seçimi. Yok, bilmiyorum. Aha, sayılar. İşte hatırlarsanız özel harekat birimindeydik. Vietnam'da öf, o neydi öyle yani? O nasıl bir ortamdı? Sonra ilticacı derken reis tekrar gördük. Şimdi sayılar. Bize hep sordukları şey bu. Nova projesi. Dragovic ile çalışan birini Nova projesi hakkında sorgula. Görüşeceğiz. Nova 6. Reznov called it Nova 6. Dragovic. What do you know about Dr. Clark? We know that Clark was the chemical engineer who formulated Nova 6. Malignant narcissist, degenerate prodigy. Your handler, Jason Hudson, was sent to Kowloon to interrogate Clark. Do you remember? Why keep asking? You already know everything. No, Mason, we don't know what the numbers mean. Sayıların anlamı neymiş ya? Well, why don't you ask Hudson? Kowloon was his mission. He interrogated Clark. Sayıların anlamı. Her şeyi biliyorlar. Sorgucu her şeyi biliyor ama sayıların anlamını bilmiyor. Çok sıcak bu arada ya. Neyse, sormayacağım, açalım. If you think your government sponsored brutality intimidates me, you clearly don't know anything. 9 Şubat 1968. Have nothing to gain by talking to you. Adamı atacağız. Think about what you have to lose. Oy! 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 Vurayım mı? Ay. Or you can give us what we want and we guarantee your safety. I'm already a dead man. I've been hunted across every corner of the globe. If you found me someday, they know everything you know. They're probably on their way now. Why? Dragovic doesn't like loose ends. I've never even dealt with him directly. Only Steiner. The German, Steiner like. What was the nature of your business? I was hired to help stabilize certain volatile compounds. What kind of compound? Compounds? Bilesik ne be? Biochemical weapon. Biyokimyasal silah. O tamam. Bilesik ne? Çeviri hatası falan herhalde. Hiç hayatımda öyle bir kelime duymadım ben de. Hayda rinna rinna rinna. Öleceğim. Gaza geldim hocam. Aa, kaçmak gerekiyor. Çekil lan Clark. Çekil lan. Çekil. Hayda rinna rinna nay. To the roof. Bekle bekle Clark. Orada bir çevir atas. Compound hani. Alan, mekan, işletme gibi düşünün. Neyse, siz bana yorumlarda yazsanıza, ben de şu anda çıkaramadım. Yeryüzü almıyor bedenimi. Göklere reload sığamıyorum. Sessizce durup usulca sokulmak varken tut kendini yüreğim, hep cama bakarım diyorum. Tamam mıyız? Tuduruf. Sniper mı? Sniper'a sıkamam. Adı anam! Hayda rinna 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 nay. Hayda rinna. Ha, kısa. Helal lan. Ona bir normal silah lazım. Pistol gitmez. Öldürdüğüm adam nerede? Hayda rinna. Var mı lan silah? Hayda rinna. Kiparis ne be? Hayatımda hiç. Neyse, yeni şeyler öğreneyim. Güzel.
gotta be kidding me. Dragunov geç. Whee! Ben de yaparım. Allah 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 Allah. Ya! Hak. Bir tane. Oh. Onur çiği çekene kadar, nişan alana kadar. Çift pistolle gireydim iyiymiş ama. Şu ne? Bu yeni. Shotgun yok 48 mermi. O zaman bunun yanına bir de shotgun alayım ben. Yok lan, Haydarin'le yapacağım, vazgeçtim. Aa çift... Bir dakika. Otomatik Haydarin'le. Aa güzel. Miroğlu'yum ben. Yürü, Miroğlu online. Mason Miroğlu. Dur. Zaga zaga zaga. Вот сейчас, стресс, что? Ha, 3'ü 3'ü sıkıyor. Bu da koçum. Hızlı gelince... Ölmedi ya lan. Afalladın değil mi hızlı gelince, ha? Al sana bomba! Pis düşman! Geliyor, tut 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 tut! Tut onu, onu bir tut! Tutmadı, aferin. Benden zeki. Ben de mi shotgun'a geçsem ya? Evet, shotgun daha bir böyle kodumu oturtur. Dar alanda kapışacağız madem. Ananın granatası, bak hemen atıyorlar ha. Çok güzel öldürdüler. Gelin itiraf edeyim. Shotgun alıp gaza geleceğimi onlar da biliyorlardı. Ağzıma flashbang soktular. Sağ olsunlar. Bu defa yerinizi biliyorum ama. Yo, yemezler, shotgun almıyorum. Gaza geliyorum sonra. Shotgun'da hep gaza geliyorum. Üstlerine üstlerine sıka sıka gidiyorum ve ölüyorum. Bu da benim tarzım. Şimdi açın yolu. Allah gene flash. Tamam. Çekil. Tamam mıyız? Karpuz patladı. Oy! O şatkını sakın sıkma bana. Radimey ne lan? Şatkan yok, şatkan yok. Which way? Left door mu? Tamam. Onto the rooftops. Nereden kardeşim? Allah Allah! Tepede de adam var. Bombe! Müzik çok iyi. Çekilin siviller oğlum, çekil sivil. Ama sıçacağım siviller yüzünden. Attım kendimi aşağı valla. Kanka ne oluyor? Yeni birçok bir sürü öleceğim yere geldik galiba oyunda. İte köpeğe bak, imdat! Ben bir şuraya geçeyim. Bu silah da kötüymüş ya, niyeyse. Çünkü burst sevmem ben. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor oğlum? Sokacağım shotgun'ı zaten size de.
Ben atlıyorum aşağıya. Anlamıyorum nereden hasar aldım. Tamam diyeceksiniz ki vurulduğun yer gösteriyor. Bakıyorum bulamıyorum. Stres mi yapıyorum nedir? Ayrıca bu silah ne kadar kötü bir silah. Tamam. Tamam sakin. Güzel bir silah alacağım ve var ya bam 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 vuracağım. Şu anda çok kızdım. Bu kadar pasif beni korkuttukları için çok kızgınım. Açılın lan. Ben alttan gidiyorum koçum. Nova 6. Bundan sonra beni takip ediyorsunuz. Nova 6'ı anlatıyorsun sen koçum. Ne oldu? Batladınız mı lan? Batladınız mı? Öyle koçum ortam. Gelin. Ben şunlardan güzel bir silah bulayım ya. Kiparis ne? Shotgun. Sıçtık. Daha çok geliyorlar. Tabii ki daha çok gelecekler. Neden olmasın? Clark'a bak sen. Kurdu şeylere. Abi burada işte sniper lazım. Çekil lan. Başlıyoruz. Ya da başlayamıyoruz. Dibimdekiler var. Atlayayım mı lan üstlerine? Bomba atlıyorum. Oy! Karşıdan sıkıyordum ya da. Lan oğlum ben... Öldü tamam. Şuradan... Lan ölmemiş. Öldü. Geldim. Ben iniyorum müdürler. Hadi görüşürüz. Odranye diye bağıracağınıza gelin lan. Oğlum doğru düzgün bir silahım yok. Yanlış silahları seçmişim. Allah. Bu çok ağır bu Dragunovic. Bunu kullanamadım. Çatıdan geliyorlar. Bomba! 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 Motherfucking bomba iki tane. Ah gel! Ay next balcony. Allah'ım. Allah'ım sen seyircilerime sabır dayanma gücü ver. Ben de şu çatışmalardan, şu gazlı müzikli çatışmalardan sağ salim çıkayım. 3 defa ölsem yeter ama daha fazla olmasın yarabbim. Tamam zaten oraya atlayacağım. Balcony on my right. Sonra nasıl bir gerilla savaşı, nasıl bir sokak terörü. Çekil çekil çekil. Hallettim ben. O shotgun'ını bir ho! Galiba alıyorum ya. Sniper yerine dur. Üst. Ben buradan giriyorum. Var mı lan buradan yok? Yok. Botani, botani. Leğen var. Allah 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 Allah.
Bir daha roket atarsam o roketin üstüne oturturum seni. Hadi müdür. Benden bir şey mi bekleniyor bu kapıya? Yo. Ne? Spesnaz mı? Ne spesnazı babacım ya? Kardeşim adam içeri geldi beni öldürmeye. Bana da noskop yaptırıyorsunuz ya şu halimle. Daha rakamları veriyor bu arada. Çarım, yeter, bomba da atıyorlar. Bomba da atıyorlar. Yeter be. O dar alanda sniper'ı niye bana seçtiriyor? Ne alaka? Ne alaka? Adama takıldım gene. Ay, ya stres yaptırmayın bana ya. Bak. Bak Allah aşkına bak. Almıyorum o sniper'ı. Bıraktım değil mi? İlla almam mı gerekiyor anlamadım. Sniper'ı göstermiyor lan zaten. Tamam geri bırakayım da ben her iki... Hayır! Oh be! De! Tamam ben biz ardını kollarız koçum. Sen ne yapacaksan yap. Mason baba. Bombabomba.com. Rahat. Rahat. Çek lan ben. Nasılmış? 5, 11, 19, 45. Lucky 7. Aç kapıyı aç. Allah Allah Allah. Önden sen atla da bilir. Tamam. Oy. Neyin anahtarı lan? Weaver yüzün gözün kara gözün deldiler. Şatkanı geç. Ora mıymış lan? Ve... Ne oldu lan? Zıpla... Canım azdı zıpladığım için çoğu. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok koçum. Sıkıntı yok. Yok lan sıkıntı. Böyle seviyerim olur. Yok ama sıkıntı. Problem değil yani. Okey. Bak Türkçemi de bozdunuz. Okey okey dedirtiyorsunuz. Çekel. Ben gene zıplayacağım. Herhalde ölmem ya. Bayağı can gidiyoruz. Müdür çekil. Çektim emaneti. Ha bu güzel. Where we headed? Clark ID'd a Nazi scientist working for Dragovich. His name's Steiner. We're going to Russia. Steiner evet. Onu duymuştuk. Yamantau'ya mı gidiyoruz? Oha Yamantau'yu biliyorum ben. We know that Jason Hudson briefed you on the intel extracted from Dr. Clark and Calhoun. Hudson said that Clark was insane. Paranoid. Fixated with numbers. Clark created Nova 6. A nerve toxin that can rupture a body in seconds. Vücudu saniyeler içinde parçalayan bir toksin. Nova 6.
Vietnam'da test edilmiş. Aha. Vokuda. Reznov told me at Vokuda. What did he tell you? Mason, listen to me. It was a long time ago. Far away. Dragovich. 1945 mi? Krachenko. All must die. But he told me what they did. What kind of men they were. Why they all must die. Neden ölmeleri gerektiğini öğreneceğiz galiba. My father was a musician in Stalingrad. During the German occupation, the sound of his violin filled the air with magnificent music. Korsakov, Stasov, many of the great nationalist composers. To my countrymen, it was a symbol of hope. To the Germans, it was a symbol of defiance. Even now, his music still haunts me. The Nazis slit his throat once. Collaborating with any Nazi is a betrayal against all of Mother Russia. Mother Russia. Dragovich, Krashenko were not troubled by such matters. They look only to advance their own interests and agendas. Savaş sonunda o Sovyetler Olimpos Harekatı'nı başlattılar. Viktor Reznov 45. birlikten ayrılışın ardından kurt olarak anılmaya başlandı. Viktor, it is time. Yes, Dmitri. Time to hunt down the last remnants of the fascist Reich. Lan ne, 2. Dünya Savaşı'na mı döndük mü? Tarihe bakmadım. Ama evet, 2. Dünya Savaşı. Çünkü karşı saldırı başlıyor bu defa Nazilere. Ta ilk bölümde demiştim ya size. Pardon, 2'de Vorkuta'da. Şu anda Arktik çemberindeyiz. Berlin graces us with his presence. Berlin kahramanı var. As long as Mother Russia has enemies, I will answer her call. Put aside your petty rivalry, Kravchenko. Captain Reznov will do as he is told. Şerefsiz. We are here for one German, and one German only, Dr. Friedrich Steiner. This man has offered his cooperation to our cause. He is not to be harmed. Obey this order, and you will be shot. What happened in Stalingrad between you and Dragovich? When the German occupation began, he and his lapdog, Krachenko, left my men and I hopelessly outnumbered. Promises of reinforcements were made. Made, but not kept. Dragovich and Krachenko are opportunists, manipulators. They are not to be trusted, Dmitri. Dmitri Petrenko was one of the bravest men I had ever known. He fought by my side from the siege of Stalingrad to the fall of Berlin. The wounds he sustained, ensuring our victory, should have earned him a hero's welcome to Russia. But Stalin had little need for heroes. The German must not be harmed. We need Steiner alive. Now move, both of you. Let's go. It is good to fight by your side once more. Yes, my friend. One final victory. Search every corner of this camp. For Mother Russia. Sovyet orak çekici altında Nazileri saldırırken döndük 2. Dünya Savaşı'na. Arap, dur lan, daha yeni döndüm, hemen öldürmeyin. Daha yeni döndüm ben burada nasıl hasar aldım ya?
Oğlum 2. Dünya Savaşı oyunu oynayalım ya. Harbi World at War oynayalım da. Ha map'i kırdı. Ha. Mermi derdim yok galiba. İyi. Bu nasıl bir cephe savaşıdır? Çekil önümden Petrenko. Dimitri! Dimitri gitti! Gitti! Anam. Asilam. No surrender! Bak Rezno zaten hepsini öldürün diyor. Ama o demeden önce surrender yok. Bana sıkan Nazi askerine. Ben şey yapacağım, yok ya. Vurma konusunda biraz beceriksizim, kabul ediyorum. Çünkü deminden beri şeyi düşünüyorum. Rehinelerin güvenliğini, teslim olanın güvenliğini şey yapan savaş anlaşması neydi? Aklıma gelmiyor şu anda. Ne anlaşmasıydı o ya? Tutuklu ve esirleri gözeten. İkinci bir silah var mı bunda? Aa, Mosin Nagant. Kar 98 lan bu. Kar 98. Şunu almaya gerek yok. Öyle bir rate of fire var ki patır 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 akıtıyor. Basılı tut bir şey nişan almaya gerek yok yani. Kara geç. Çok vurmuyor ama şarjörü boşaltıyor üstüne. Burada yok. Kim lan bu Steiner? Neredesin koçum, bu ne? Aa, STG 44 de var. Tüm 2. Dünya Savaşı silahlarını deneyelim. Mosin Nagant'mış Kar 98 dediğim. Abi çok benziyor. Tamam. Bir de STG ile kapışalım. Pencereden kır patlayabiliyor musun? Yok, tamam. Dazinzi, spread out. Search every building. Da MP40 neden olmasın? Tamam. Hem STG hem MP sallasın artık. Yaklaşık. Sis bombaları kullanacağım. Lafımı geri alıyorum. Lazımmış. Tamam tamam tamam. Şurada vardı Mosin Nagant. Hem de dürbünlü. O makineyi bir bırakın. O makine size yaramaz. Bak ısrarla geliyorsunuz. Geç, sen de geç. Ölmedi ya lan. Öldüler. Bomba. Roket atar. Ya
Nereye gidiyoruz Petreko? Nereden girelim? Üf, beynini akıttım ha. Bomba! O da bana atıyor ha. Alıp geri mi atıyor lan? Şaka. Komik mi lan o hareket? Öyle bir şey yok. O işi bir geçeceğim. Bu da STG ya. We must be getting close to Steiner. He will be where all cowards reside. Her korkan olduğu yerde, savaştan uzakta. Petrenko, yapıştır. After this mission, do you think we will go home? I hope so, Dimitri. Ben söyleyeyim, dönemezsiniz Dimitri eve. Başlara gel. Oh, boom! Gaza bak! Bana bomba da atıyorlar. Vay anam vay. Bizden birine mi kıydım az evvel? Evet. Yok, düşman kıymıştı. Ben yapmam. Ver marşı. Friendly Fire'da çünkü yere yıkılıyor. Direkt ölmüyor. Kardeşim. Bir yerden sonra insan kim dost kim düşman ayırt edemez hale geliyor. Biliyor musunuz? Pepeş. Aa çok severim Pepeş. Pepeş benim en sevdiğim silahtır. Adı Pepeş değil. Ben Pepeş diyorum. PPSH neyse abi. Çok severim. Bir de STG'yi alayım yanına da. Mosin Nagant bitti zaten. Tamam lan iki tane. Yo yo STG. Tamam bir STG bir de Pepeş. Çünkü bu silahla bunu yapabiliyorsun. Formadır aşağı. Ver müziği. Ver marşı. That weapon at me, Russian dog. Rus köpeği mi? You will take me to Dragovich. As I looked into the German's eyes, I saw the fascist Reich still boiling strong. At that moment, every fiber of my being yearned to put an end to his wretched. Evet, orada kafasına sıkmalıydık lan. But I was a soldier then. Asker olunca emir demiri kesiyor kardeşim. Maalesef. Maalesef değil tabii. Asker için önemli de böyle durumlarda maalesef. Ready!
Reznov! Bring your men! What is here that is so important? General Dragovich wishes to make a name for himself. He believes this outpost houses something of great value to the motherland. Dragovich and Steiner are talking like old friends. I do not like this, Reznov. No, I do not. You and your God. We must hurry! There are Germans who would sooner see you destroyed than captured. You assured me there would be no problems. I cannot control the actions of the SS, General Dragovich. They are sworn to defend the Reich till their last breath. Noble, but futile. Kravchenko, finish up here. Reznov, you and your men will lead the way. Yes, sir! Petrenko, Vikarev, Nevsky, Volov! We are moving out! Steiner, tell me more about your association with the Giftiger Stern project. In 43, the Führer realized the Allies could not be held back for much longer. We began to look for more unconventional solutions. Throughout the war, my own research was focused on chemical weapons. It was meticulous and frustrating work. However, what we finally developed was a weapon more effective than we had ever dared to imagine. The weapon now housed within this vessel. Nova 6. Çok gergin bir ortam oldu lan. Affected the Nova 6 chemical may be, you still had to find a way to unleash it. Long range V2 rockets to be launched from this outpost. The targets were command and control centers. Washington DC was our first target. Then Moscow. V2'ler, V2 roketleri. But we were too late. Naziler biliyorsunuz ne savaş teknolojileri geliştirdi. Şu andaki jet roketleri hep bu V1 V2'lerin şeyi atası oluyor yani bunlar. Uzay yolculuğu atası bunlar. Nazi bilim adamlarının yani tabii ki çok boktan ve şey yöntemler orası ayrı. Hiç de takdir etmiyorum, haz etmiyorum ama teknoloji, askeri teknoloji, uzay teknolojisi ve tıp kazandırdığı şeyler de inanılmaz. Ama alayı şerefsiz mi? Şerefsiz. Oğlum nereye giriyoruz? Işık değişti, bir şey oldu. Matkap başladı buradan. We had found what we were looking for. Nova 6. The German weapon of mass destruction. Almanların kitleyin imha silahı. Or so it seemed. Our victory was to be short-lived. Dragovich wanted to see the effects of the poison firsthand. It was also an opportunity to remove a thorn in his side. Kendi adamlarına. I had long known of their distrust. The kind of men they were. It was a betrayal. İşte üç şerefsiz bir arada. The military contract was a hero. He deserved the hero's death. Instead of giving his life for the glory of the motherland, he died for nothing. Like an animal. He shot up, died in Berlin. As I watched my closest friend die, it became clear
we were not the only ones seeking the German weapons. The Western Allies circled like vultures. Of course, Dragovich, Krashenko, and Steiner scattered like rats, leaving me to contend with the British. British commandos assaulting our positions! Oh shit! Kardeşim kim dost kim düşman? Sevgili İngilizler, canımı kurtarmam gerekiyor. İngilizler niye Ruslara saldırıyor? Çünkü burası Alman Nazi üssü aslında. Evet. Evet, soruların cevapları. Ben pepeşle dalıyorum ya. Alayına gidiyorum. Aa, Stan de var. Aa, biraz da Stan'le oynayalım. Neden olmasın? Bomba geldi soluma. Aa, bu çok kötü. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Pepeş gibisi yok. Şu gemiyi de bir denizin Arktik'in derinlerine bir indirelim de okyanusun derinlerine. Bomba geldi. Oraya bir şey yapmam lazım. Vuracağım galiba. Ay! Ah abi, ben türümün tek örneğiyim. Ben. Benim gibi bir tane daha bulamazsınız. Böyle sığırı bir daha bulamazsınız. Devam. Dinlemedim çünkü ne dediğini. Benim gibi yerli sığırı bir daha başka yerde bulamazsın. Tam kirişi vur. Yes! Go, my friends! Go! Yürü be Reznov reis. Dayanamadım, gene önden ben yürüyorum ama. Ben Call of Duty World War 2'da da, hani bu geçen sene çıkan, bunda da multiplayer'ında bu pepeşi bir alıyordum. Yer misin ye? MP40 ve pepeş. İki SMG ile yok ediyordum herkesi. YouTube'da videosu var bu arada, merak ediyorsanız. Hem Call of Duty World War 2'nun senaryosu hem de multiplayer'ı. Hatta Sabri Egan Zegan'la var. Yanan Vali tarafından tabii ki öleceğim. En baştan başlatma. Lütfen, lütfen, lütfen. Teşekkürler. Şu mu lan? Go 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 go! Move it, move it, move it! Koşuyoruz mu? Koş koş, bu battı mı? Bizi de götürür dibinde. Koş koş koş! İngilizler de ele geçirmeden önce yok ettin ama.
It was only after I was captured and sent to Vokura that I learned of Dragovich's true intentions. He would die before he gives up on Nova 6. Ne güzel bölümdü ya. Mason, listen to me. We are running out of time, my friend. Can you trust your leaders to destroy it? Or do you think they will use it? The flag may be different, but the methods are the same. They will use you as they used me. You must decide. Decide what you think is worth fighting for. Dragovich, Kravchenko, Stein. These men must die. Müthiş bir bölümdü ya. Çok iyiydi. Çok güzel. Ben buna şimdiden başlık düşüneyim. Evet. Meşhur Nova 6'ı öğrendik. Daha bu rakamların da hikayesi olacaktır. Bir yanda Sovyetler, bir yanda Amerika, Nazi bilim adamları, her şey birbirine giriyor. KGB oradan, CIA oradan. Bu muhabbetleri de dinlemeye devam edeceğiz. Siz merak etmeyin. Ama sanıyorum bu uzun bölümde kendim biraz affettirmişimdir. Vietcong, oralara da gittik, Vietnam'a da gittik. Önümüzdeki bölüme kadar sabredin. Yine safa sağlam geleceğiz. Yorumlarınız ve beğenileriniz, destekleriniz için kocaman teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Flashbang out.